Ah tarım, vah tarım. Yok ya, köy bitti artık. Ben öyle görüyorum. İşte bak, çocuklarımı da gönderdim ben. İşlerin hiç tadı yok. Mazot aldı başını gitti. Traktör çalıştığı her an mazot yakıyor. Çiftçi o mazotun parasına yetişemiyor. Maliyet artınca da toprak karın doyurmuyor. Türkiye'de tarım toplumu mecburen dönüşüyor. Köyden şehre gidip asgari ücrete razı oluyor gençler. Oğlumu gönderdim ben. O dedim son olsun artık, yaptırmam. Oğlan gitti şimdi fabrikada. Kendi işimde çalışsa değil miydi? Devletimiz bize destek çıksa değil miydi? Ama maalesef köylüyü bitirdiler. Köylü bitiyor. Bu motorun deposu aşağı yukarı 170-180'e doluyor. Öbürkü 250 milyona doluyor. Bunu ben şimdi sabah doldurdum, akşama yetmiyor. Her Allah'ın günü. Gündüz 250, gece 250. Günde iki kere dolduruyor. İki kere dolduruyor. Bin metre ileriden getiriyor. Ta karşıki dağın dibinden su getiriyorum şimdi buralara sulamak için. Süleyman Şengül Süslü çifti İzmir Menderes'te çiftlikte direnen ailelerden biriydi. Ama artık tükendiler. Çünkü yıllardır ektikleri mısır para etmemeye başladı. Bu kez de patlıcan ektiler. Yine kâr edemediler. Geçen yıl patlıcan diktik. Bir lira para alamadan bıraktık. Daha üstüne çık. Dünya kadar zarar. Evet. Parasını alamadık. Bir ay çalıştık. 1 lira almadı çocuklarım. 1 lira almadık. Vermediler. Parası kaldı. O rezilliğimle, terimle, alın terimle kaldım ben. Çocuklarım oturdu da ağladı benim. Ya. 1 ay. Tüketici ne kadar şikayetçiyse aracılardan, üretici de bir o kadar yaka silkiyor. Aracılara gidiyor. Aracın cebine gidiyor. Biz şeyini çekiyoruz, hamballığını. Ben gece gündüz durmuyorum. Bak, koşturuyoruz. Var mı böyle çevrede kapatıp giden? Çok. İzmirli Süslü ailesi bırakıp gitmedi ama evlatlarını mecburen büyük şehre gönderdi. Birisini tavuk kümesine işe soktuk. Birinde fabrikaya işe gönderdik. Köydeydi, burada gönderdim artık. Bu işe devam etmek istemez mi yine? Ya siz istemez miyiniz bu işi? Etmek isteriz de artık baktık ki olmuyor. Artık ekmiyorlar, çocuklarından gelen parayla geçiniyorlar. Desteklenecekleri, canla başla toprağa sarılacakları günü bekliyorlar. Köylüye adam yerine koyan olmadığı için... Böyle.